7. Bölüm Lemuria ve Atlantis Size Lemuria ve Atlantis hakkında bir hayli bilgi verilmiştir. Ama benim vereceğim bilgi size bu konuda farklı bir perspektif sunabilir. Size daha önce burada üç kez daha bulunup çalışma yaptığımı söylemiştim. Şimdi bunun nasıl olduğunu ifşa etmenin zamanıdır. Burada ilk kez böyle şeyleri kontrol eden grubun izniyle manyetik enerji ağı sistemini oluşturmak üzere bulundum. Bu büyük bilim ve görülmeye değer çalışmalarla dolu harika bir zamandı. Dünya yeterince yaşlanmış ve stabil hale gelmişti. Dolayısıyla bu sistem için hazırdı. Ben büyük yardım gördüm. İçinizden bazıları da başlangıçtaki sistemi çalışır kılmak için çok büyük yardımlarda bulundular. Yaratılış mağarası da bu zamanda oluşturuldu ve hem yukarıda hem de aşağıda gezegeni paylaşacak olan tüm varlıkların bir listesi çıkarıldı. Bu gerçekten büyük bir planlama çalışmasıydı ve her şey sevgi ve umutla yapılmıştı. Bu her gezegensel oluşumda böyle olmuştur ama sizin gezegeniniz tek özgür seçim gezegeni olması açısından özeldi. Başka hiçbir gezegen bu şekilde olmamıştır. Damganız ve aşılarınız farkındalığınızı bulutlu ve basit tutacak ve sizin gerçeği aktif bir biçimde aramanızı sağlayacak şekilde tasarlanmışlardır. Bu aynı durum sizin Tanrı'yı ve evreni mükemmel bir yer olarak düşünmenize neden olur. Siz her şeyin önceden planlandığına, bir önceden mukadder kılma teorisine inanma eğilimindesinizdir. Oysa böyle bir şey söz konusu değildir sadece meydana geldiğinde bilinen bir hayli karşılıklı ilişki ve etkileşim vardır. Dünya dersinin mekaniğinden ve öğrenmek üzere nasıl enkarne olduğunuzdan söz etmiştim. Birçoğunuz öğrenirsiniz, bazılarınız da öğrenemezsiniz. Çaba çalışmadır ve idrak de onun meyvesidir. Ama hiçbir varlık sonucu bilemez. Dersleri siz oluşturduğunuzdan, sizin kiminle birlikte olacağınız, siz buradayken ne olacağı, kim olacağınız, nerede yaşayacağınız ve dünya ölümünü kimin ne zaman deneyimleyeceği ile ilgili işleyen bir plan vardır. Biz yani evren, gezegenin içsel ve dışsal olarak nasıl işlediğini anladığımızdan büyük dünya olayları üzerinde bir dereceye kadar kontrol de vardır. Sizin buradayken nasıl olacağınız ise tümüyle size bağlıdır ve bunu hiç kimse bilemez. Ayrıca çevrede bir hayli çalışma vardır ki bu bizim genelde dünya hususunda doğal olarak meydana geleceğini bildiğimiz ama meydana gelmesine neden olmadığımız bir şeydir. Gördüğünüz gibi sınıfı sizin derslerinizi hazırlamak için epey planlama ve çalışma yapılmıştır. Ama yanılmayın biz sizin derslerinizi kontrol etmeyiz. Biz sadece sınıfı kontrol ederiz. Son 50 yıldır burada yaptığınız çalışmadan ötürü size ne kadar saygı duyulduğunu söylemiştim. Bu önceden kehanet edilmemiş bir şeydi ve büyük bir heyecan yarattı. Benim dönüşüm bekleniyordu ama bu tamamen farklı bir ayarlama içindi. Buraya sizi sona erdirmek yerine güç vermek için ayarlama yapmak üzere döndüğüm anladığım zaman duyduğum onur ve sevinci size anlatamam. Şu anda çevrenizde bu değişikliklerle ilgili sonsuz bir faaliyet sürmektedir. Evrenin her yanından varlıklar size hizmet etmek üzere gelmektedirler. Siz karanlığa batarken ışıkta yeni bir güce ulaşmak üzere yüzeye çıktınız. Bunun evrensel plan açısından ne anlama geldiğini asla bilemezsiniz. En sonunda dünyadaki dersi bıraktığınızda ne kadar onurlandırılacağınızı asla bilemezsiniz. Bu konuda size gönderebileceğim ve bunu size hakkıyla aktarabilecek kadar yeterince güçlü bir enerji yok. Biz dünyanın çevresindeki manyetik enerji ağını oluşturduktan sonra ilk insanlar kendi ruh damgalarını aldılar. Bu harika bir şeydi. Bu sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar uzak bir geçmişte gerçekleşti. Ve siz hiçbir yerde bu uygarlığın kanıtlarını izlerini bulamazsınız. Bir gün yer küre çalkalanıp bu kanıtı yüzeye verdiğinde enkarne insanlar olarak sizler çoktan buradan gitmiş olacaksınız. Evrimleşmiş insan biyolojisi dünyada erkenden ortaya çıkmasına rağmen daha sonra sizin tipteki insanların ortaya çıkması için bir başka gezegenden daha yüksek ders insan biyolojik tiplerinin yardımına ihtiyaç oldu. Bunun ayrıntılarını bilmeniz şu anda sizin için önemli değil. Sadece mevcut insan biyolojinizin tamamen dünya kökenli olmadığını ve tohumlarını sizinle paylaşan o sevgili varlıkların binlerce yıldır sizi sevgi ve ilgi ile izlediklerini bilmeniz yeterlidir. Sizin DNA'nızın evrensel uyarıma karşılık verebilmesi ve bilincinizde hayvan ile insan arasında bir fark yaratabilmesi için onların tohumu gerekliydi. Bu sizin en sonunda kendini gösterene kadar bulamayacağınız kayıp halkadır. Sizin uygarlığınız oluşturulduktan sonra benim bir ayarlama için geri dönmem beklenmişti. Çünkü nasıl siz halen derste nasıl davranacağınız konusunda bir ön bilgiye sahip değilseniz biz de sizin yeni biyolojinizin ilk başta oluşturulan enerji ağı sisteminin yaratılmış enerjisinde nasıl olacağı konusunda bir ön bilgiye sahip değildik. Ben tekrar çağrıldığımda buradaki yaşamı sona erdirip yeniden ayarlama yapmak üzere çağrılmıştım. Bu size insafsız bir durum gibi gelebilir ama bu tümüyle uygun ve beklenen bir şeydi. Peki tam olarak ne olmuştu? O zamanki enerji ağı sistemi aydınlanma konusunda bizim umduğumuzdan çok daha fazla tolerans göstermişti. Şimdi sahip olduğumuz sistem ise sizin ruh dersiniz için çok iyi dengelenmiştir ve binlerce yıldır da böyle ola gelmiştir. Onu düzeltmek iki büyük ayarlamayı gerektirmiştir ve bunlardan birincisi Lemuria ve Atlantis uygarlıklarını sona erdirmiştir. O zamanlar bu insanlar dünya üzerinde birbirlerinden çok ayrı halde ve farklı yaşlarda bulunmalarına rağmen insanların çoğu ortak bir şeye sahipti. Onlar aydınlanmış bilimin çok farkındaydılar. Atlantisliler ruh varlıklarıyla çok yüksek bir titreşim iletişimine yakındılar ama tüm bunların ne anlama geldiğinin bilgisinden yoksundular. Bu derse hiç hizmet etmemişti ve çok az şey öğrenilmişti. Onun yerine her şey verilmişti yani çok zayıf bir perde vasıtasıyla doğal olarak mas edilmişti. Perde hiçbir yerde olması gereken derecede değildi ve insanların çoğu sınavları öğrenmek ve uygulamak zorunda olmak yerine bu sınavlara otomatik yanıtlara sahipti. Biz bu durumun kendi kendini düzelteceği umuduyla ve böylece buradaki yaşama sona erdirmenin yol açacağı ek bir karma yaratmamak için çok uzun bir süre bu durumun devam etmesine izin verdik. Ama bu böyle olmadı. İlk enerji ağı ayarlaması bir insan uygarlığına bazı bölgelerde zayıf, bazı bölgelerde de güçlü bir dualite veren garip bir aydınlanma ve dengesizlik bileşimine neden oldu. O yüksek spiritüel bilimin yanı başında köleliğe ve kaynağını idrak etmeden bir güç hissine izin verdi. Buna ek olarak bilim sayesinde o zamanın seçkin sınıfı çok daha uzun bir ömür sürebiliyordu. Ki bu gezegensel plan açısından üretken ya da uygun bir şey değildi. Seçkin sınıf üyeleri kölelerinin 5-6 nesline eşit uzunlukta bir ömür sürüyor ve yavaş yavaş onlardan çok farklı insanlar haline geliyorlardı. Seçkin sınıf bilimi paylaşmıyordu. Benim yeni ayarlamama uygarlığa ait kara kütlelerinin tam bir yıkımı eşlik etti. Ve bunu kısa bir buzul devri ve olayın kalıntılarını gömen bir yer kabuğu hareketi izledi. Biz bundan sonra gezegeni yeniden dengeleyebilmek için geçmiş uygarlığın süresi kadar uzun bir sürenin geçmesine izin verdik. Ben tüm bu süre boyunca burada kaldım ve yine sizin uygun biyolojinizi yaratmak için diğerlerinden tohumlar aldık. Sonra son kısa buzul devrinizin sonuna doğru başta daha az aydınlanma ve kendini idrake eğilimli bir başka manyetik ayarı gerçekleştirdik. Bir başka deyişle dualite güçlendirildi. Bunu izleyen yıllarda biraz daha yüksek bir titreşime geçirmek için küçük bir ayarlama gerektiğinden ben yine gezegene hizmet etmek üzere çağrıldım. Bu üçüncü ziyaretimdi. O zaman bir hayli karma yaratılmış, ama bunun çok az bir bölümü temizlenip halledilmişti. Dualite kuvvetli tarafa doğru biraz ağır basmıştı. Bu da bütünüyle aydınlanmamış bir nüfus yaratmıştı ve yine dünyanın titreşim olarak yükselme konusunda hiçbir şansı yoktu. Sadece çok az kişi herhangi bir ruhsallığın farkındaydı. Hedefe hizmet edilmemişti. O zaman son ayarlamayı yapmak üzere geri getirildim. Bu son ayarlama o kadar uzun bir zaman önce yapılmadı ve sizin tarihi kayıtlarınız bu ayarlamadan büyük tufan olarak söz eder. Bu zaman esnasında insan biyolojisi korundu ve sürdürüldü ve yüzeydeki yaşamın çoğu sona erdirilmekle birlikte sular sizin inandığınız gibi tüm kara parçalarını kaplamadı. Siz bu son ayarlama içinde yetişip büyüdünüz ve o şimdiye kadar kaldı. Şimdi ise o sizin gücünüzü kuşanıp gezegensel mezuniyetin nihai aşamalarına doğru ilerlemeniz için yine değiştirilip ayarlanmaktadır. Artık Kiryon grubunun kronolojisini ve benim size yaptığım dört ziyaretin temel nedenlerini biliyorsunuz. Sevgili varlıklar, eğer tüm bunlar size acayip ya da hayali geliyorsa, bunu anlamanız sizin için önemli değil. Bunlar sadece tarihi olgulardır. Sizin sadece benim şimdi neden burada bulunduğumu anlamanız önemlidir. Şu anda dünyanın statüsü evrensel işleyiş açısından büyük bir önem taşımaktadır. Tekrar tekrar sözünü ettiğim bu sevgi kaynağı her şeyin özünü temsil eder. Hiçbir şey bizi bu kaynaktan ayıramaz. Daha önce olmuş ve gelecekte olacak her şey bu sevgi enerjisini arttırıp güçlendirmek için yapılmıştır ve yapılacaktır. Şimdi daha önce asla olmadığı kadar gezegen, başkaları ve kendiniz için ortaklaşa bir fark yaratma gücüne sahipsiniz. Siz bunu yaparken sevgi içinize akacak ve zihinleriniz insanların bizden alabilecekleri en büyük armağanla ödüllendirilecektir. Bu tek sevgi kaynağının huzuru, Tanrı'nın huzuru ve milyonlarca yıllık varlık deneyiminin hoşgörü ve bilgeliğidir. Bu güçlü bir armağandır. Çünkü o sizin alıştığınız ayarlama içinde ama artmış bir güç ve huzurla çalışıp yaşamanızı sağlayacaktır. Bunlar sizin zamanlarınızdır. Binlerce yıllık enkarnasyonlarla ve sizin çalışmanızla satın alınıp ödenmiş zamanlar. Bu zamana sahip çıkın. Bunu yapmak üzere ruhen güçlendirildiniz. Sizi yürekten seviyorum. 8. bölüm. Geçmişimiz hakkında sorular. Soru: Lemurya ve Atlantis'in sona erdirilmesinin yaratacağı karmadan söz ettin. Biz bu yaşamımızda bundan ötürü ne tür bir karma taşıyoruz? Yanıt: O kadim zamanların bir parçası olanlarınız aydınlanmadan dolayı sona erdirilmenin tohum korkusunu taşıyorsunuz. Karmanın bir ders olduğunu unutmayın su, yükseklik, dar yerler, yangın vesaire korkusu gibi güçlü dünya karması çoğunlukla bu yaşamda anlayamayacağınız hisler yoluyla tezahür eder. Bunlar geçmiş yaşam deneyimlerinin travmasının devam edişidir. Ve onlar nedenlerini anladığınız ve korkuyu yendiğiniz zaman bize hizmet etmiş olurlar. Bu gezegenin titreşimini yükselten değişim dönüşüm sürecidir. Tüm karma meydana çıkana dek gizlidir ve tüm karma dünya üzerinde dersteyken halledilir. Lemurya ve Atlantis'in sona erdirilişi aydınlanma ve ölüm arasında çok güçlü bir neden sonuç ilişkisi bırakmıştır. Bu tohum korku ancak şimdi halledilmektedir. Çünkü siz ancak şimdi size benzer bir his veren türde bir güce ulaşıyorsunuz ve birçoğunuz ona korkuyla tepki veriyorsunuz. Siz metafizik alanında çalışanların nasıl hissedebileceğinizle ilgili bir örnek vereyim. Belki siz bu alanda yıllardır çalışıyordunuz ama bu yıl biraz uyuşuk bir hale gelmeye başladınız. Çalışma seanslarınız arasındaki dönemlerde küçük dozlarda bir depresyon yaşıyorsunuz. Birden arzunuzu ya da yönünüzü yitiriyorsunuz ve başarı için en fazla potansiyele sahip durumlarda açığa vurulmamış bir ağırlık hissediyorsunuz. Dualiteyi idrak etmeye başlayan insanların sayısının size adeta korkutup telaşlandırdığını görüyorsunuz. Bu garip, aşina bir histir ve siz tavana saplı baltanın ya da bazılarının dediği gibi diğer ayakkabının da düşmesini bekliyorsunuz. Eylemlerinizin uygun olduğunu bilerek ilerliyorsunuz. Ama içinizde, ta derinlerde rahatsızsınız bu klasik korku karmasıdır ve Lemurya ile Atlantis'in sona erdirilişinin tohum korkusunu temsil etmektedir. Size bu konudaki tavsiyem her zamanki gibidir. Bu durumla ilgili olarak hemen huzura kavuşmak için rehberlerinizle temasa geçin. Nötr aşıyı talep edin ya da en azından bu korkuyla yüzleşip onu aşın. Eğer onunla cesaretle yüzleşir ve tam bir sevgiyle rehberlerinizden Ondan kurtulmanız için size nötr aşıyı vermelerini isterseniz olağanüstü bir şifa deneyimi yaşayabilir ve bu korkudan tamamen kurtulabilirsiniz. Daha önce belirttiğim gibi birçoğunuz bu zamanda yeni rehberler alıyorsunuz. Bu yeni rehberler bu konuda çok uzmanlaşmışlardır. Onlarınki kendini idrak ve güç karmik dersleriyle meşgul olan bir üstad hizmetidir eğer dünyanın çevresindeki faaliyeti görebilseydiniz, hayrete düşerdiniz. Soru Tüm bu evrensel faaliyet sürerken neden bilim adamlarımız bir şeylerin olduğunu göremiyorlar? Bunlar bizim duyularımızın çok ötesinde şeyler mi? Yanıt, size dualiteyi açığa vuracak ya da bilim adamlarınızın içinde bulunduğunuz yeni öğrenim düzeyini riske atacak şeyler düşünmelerine neden olacak sorular ortaya çıkaracak bilgi asla vermeyeceğim. Ancak size üstad varlıkların buraya gelirken bir iz bıraktıklarını söyleyebilirim. Kısa, son derece yoğun ve izah edilemeyen gamma ışını faaliyetlerini gözleyin. Soru, bizim devresel buzul devirlerimizden söz ettin. Sanırım tarihte böyle birkaç buzul devri yaşandı. Onlara ne yol açar? Yanıt, bunu yanıtlamadan önce Ders zaman çizgisini perspektife yerleştirmelisin. Sizin uygarlığınız buraya ekildiğinde, yerküre artık yaşlanmış ve olgunlaşmıştı. Sizin tüm çalışmanız ve tüm uygarlıklarınız son 250 bin yıl içinde yer almıştır. Ve yerküre bundan çok daha yaşlıdır. Ben tüm geliş-gidişlerim sırasında tek bir buzul devrine tanık oldum, ama böyle birçok buzul devri olmuştur. Sizin buzul devirlerinize, Dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinin yeni bir dönenceye kayışı neden olmuştur. Bu Plüto dediğiniz küçük dış gezegenin yörüngesine çok benzer. Size yörünge değişiminin asıl nedenini açıklamayacağım. Fakat bunun devresel bir şey olduğunu ve yeniden olacağını söyleyebilirim. Ancak lütfen bu yüzden kaygılanmayın. Çünkü bu çok çok ileride yaşanacak bir olaydır. Soru yaratılış mağarasından söz ettin. O nedir ve nerededir? Yanıt, beşeri bir terim kullanacak olursak bu enerji hesabı ile ilintilidir. Bu siz dersteyken hepinizin gerçek varlık isimlerinizin saklandığı çok kutsal bir yerdir. Bu dualite için gereklidir ve burası dünya üzerinde çok gerçek fiziksel bir yerdir. O dikkatle korunur ve eğer insanlar bir biçimde buraya ulaşırlarsa kutsal hazine sandığına dokunan insanın başına gelene benzer biçimde yok olurlar. O ünlü sandık da çok benzer bir niteliğe sahipti ve benzer bir enerji taşıyordu. O birlikte yolculuk yaptığı kavmin varlıklarının gücünün dengesini koruyan hareketli bir tapınaktı. İnsanlar şimdi tüm varlık gücünü ve aydınlanmasını kendi bedenlerinde taşıyabilirler ve yapmaları gereken tek şey bunu keşfetmektir. Ama o zamanlar bunu taşıyamıyorlardı ve onun dengesi tapınaklarda ve enerji ağında depolanıyordu. Tapınaklardaki sihir ve güçle ilgili işittiğiniz kadim öyküler büyük bir gerçekliğe sahiptirler. Bu nedenlerden ötürü sadece rahipler o tapınaklara girebiliyorlardı ve üstad rehberler tarafından korunuyorlardı. Buralardaki enerji çoğu insanın dayanamayacağı bir şiddet ve yoğunluktaydı. Bu durum çoktan beri değişmiştir ve şimdi tarihteki herhangi bir zamana kıyasla daha az varlık gücü depolaması sürmektedir. Söz konusu mağara dünyanın tropikal bir bölgesinin altında ama çok derinlerde ve erişilemez bir yerde bulunmaktadır. Ona giden hiçbir geçit ya da tünel yoktur ve hiçbir insan oraya girmesini sağlayacak niteliklere sahip değildir. Senin bu dersteki doğumundan bu yana oraya üç kez götürüldüğünü bilmen senin için ilginç olabilir. Burası rehberleriniz için hazır olduklarında insanları götürdükleri gözde bir yerdir. Bu görüş noktasından orası çoğu insanın sadece aşılar aldığı ya da rehber değiştirdiği sırada astral bedenleriyle girebilecekleri bir yerdir. Yine burası güç ve varlık hesabı ile ilintilidir. Burası siz öldüğünüzde gördüğünüz ve size gebe kalındığında gördüğünüz ilk yerdir. Burası çok parlak beyaz bir ışık yayar ve yine beyaz ışık yayan varlıklar tarafından gözetilir. İnsanların ölümden dönme deneyimleri bu mağarayla ilintilidir ve neredeyse yalnızca oraya yolculuk yapmayı ve bunu kuşatan hisleri deneyimlemeyi içerir. Dünya dersindeki herkesin evrensel ismi ve nitelikleri burada saklanır. Size bunları bu mağaranın asla bulunamayacağını kesinlikle bildiğimden rahatça söylüyorum. O sizin güvenliğiniz için yerleştirilmiştir. Siz eninde sonunda bilimsel aygıtlarınızla oranın mevcudiyetini ölçebilirsiniz. Ama oraya asla ulaşamazsınız. Soru Senin buraya çağrıldığını söylemen, senin daha yüksek bir güce karşılık verdiğini gösterir. Seni kim yolladı ve sen nereden geliyorsun?'' Yanıt, tek kaynaktan daha yüksek bir güç yoktur ve siz bu gücü içinizde taşıyorsunuz. Ben dersteki gezegenleri gözeten grubun ricalarına karşılık veririm. Ben isimleri kabaca, ışık kardeşleri olarak çevrilebilecek bu grubun hizmetindeki bir teknisyenim. Size daha önce de söylediğim gibi, böyle isimler dünyadaki hiçbir dilde kesin karşılıkları olmadığından yoruma çok açıktırlar. Bu bir renge isim verip Sonra da onun tonlarını kim yorumlarsa yorumlasın, onun tüm tarih boyunca her kültürde ve dilde bu aynı isimde kalmasını beklemeye benzer. Hiçbir otorite yapısı yoktur. Hepimiz aynı yetki ve bilgeliği taşırız. Bu bir dünya kültürel kavramı değildir. Ve bu yüzden de siz dersten çıkıncaya kadar sizin bunu bilmenizi ya da anlamanızı bekleyemem. Bununla birlikte o sizin biyolojik bedeninize çok benzer. Siz, sizin parçalarınıza ne yapmaları gerektiğini söyleyen bir patronun farkında değilsiniz. Ama siz biyolojik dengenizin düzenlenmesini sağlayan merkezi bir birimin farkındasınız. Hiçbir parçanız anlaşıp uyuşmak ya da karşı çıkmak durumunda değildir. Her şey yaşamı sürdürme hedefine yönelik olarak birlikte uyum içinde çalışır ve her parça diğer parçalara saygı gösterir ve birlikte çalışır. Sizin bilinciniz parçalarınızın bir toplamıdır ve siz kalbinizin ihtiyacı olduğunda ayaklarınıza kan pompalanmaması ya da kara ciğerinizin beyninize kendi başına bir beden oluşturacağını söylemesi fikrini çok budalaca bulursunuz. Evrenin varlıklarının karşılıklı ilişki ve etkileşimini tarif eden beşeri tipte bir ilişki ve etkileşim yoktur tüm siyasi ve duygusal beşeri ilişki ve etkileşim sizin dersiniz için yaratılmıştır ve tipik olarak size aittir. Ben merkezden geliyorum. Ben sevgi kaynağının yayılımında bulunduğu çekirdekten ya da merkezi yaratıcı kuvvettenim. Ben evrenin hiçbir belirli parçasına ait değilim ve ben size hizmet etmekte olanın dışında hiçbir belirli grupla tanımlanamam. Soru daha önce kendi destek grubundan söz ettin. Bunlar rehberler mi? Yoksa sen seninle birlikte enerji ağı ayarlaması üzerinde çalışan özel bir gruba mı sahipsin? Ve onlar nerede bulunmaktalar? Yanıt, bu senin sorduğun en komik sorulardan biri. Tam bir sevgiyle senin dualiteni selamlıyorum. Sen kendi kumandanı hatırlamıyorsun ve benimle birlikte yaptığın hizmeti bilmiyorsun. İşte siz ders için böylesine harika bir özveride bulunursunuz ve biz sizi bunun için çok seviyoruz. Benim destek grubum hepiniz için gizli kalacak ama bunun manyetiklerinizin tedricen yeniden ayarlanması işinde benimle birlikte çalışan geniş bir varlık grubu olduğunu söyleyebilirim. Buna ek olarak evrenin her yanından gelen varlıklara bu zamandaki yeni enerjinizin nitelikleriyle ilgili bilgi aktarmak da bu grubun işidir. Benim destek grubum Jüpiter'in Güneş çevresindeki yörüngesinde konumlanmıştır. Soru: Evrenin neresinden gelen varlıkların bize tohum biyolojileriyle yardım ettiklerini so sorabilir miyim? Yanıt: Bu bir sır değildir ve bir süredir de sizin tarafınızdan bilinmektedir. Onlar sizin yedi kız kardeş dediğiniz yıldız grubundan gelen yakın komşularınızdır. Onlar sizin gerçek biyolojik atalarınızdır ve ailenizin bir parçasıdırlar. Bu sonuna dek tartışmalı bir bilgi olarak kalacaktır. Bunun nedeni onların dualitesinin sizinkinden çok daha zayıf olması ve onların gezegeninin bir hayli aydınlanmayla mezuniyet dersinde olmasıdır. Bunlar gezegeninizin de yöneldiğine inandığımız niteliklerdir. Bu şu anlama gelir ki onlar sizin dünya zamanınızla 250 bin yılı aşkın bir zamandır mezuniyet statüsünde bulunmaktadırlar. Onlar da derstedirler. Bu karmadan başka şeylerle ilgili olan ama yine de insanımsı biyoloji gerektiren bir derstir. Sizin gezegeninizde olduğu gibi onlarda da doğum ve ölüm vardır. Ama onlar sınavlarını geçmişlerdir. Onlar neredeyse yalnızca tohum yardımı yapmak, zaman zaman teknik ve biyolojik müdahalede bulunmak üzere var olurlar. Ki bu şu anda açıklayamayacağın bir işlemdir. Onlar sizi sık sık ziyaret ederler ama benim gibi onlar da sizin henüz girmediğiniz alanlarla ilgili çok şey ifşa etmek konusunda bir kısıtlama ile karşı karşıyadırlar. Böylece siz bunu kendi doğrusal zamanınız içinde kendiniz yapıp ödülleri de ona göre kazanasınız diye. 9. bölüm. Kendini keşfetme. Eğer bu kitabın ele aldığı tek konu kendini keşfetme konusu olsaydı yine de bu kitap tamam olurdu. Çünkü o her biriniz için en önemli konudur. O içinizdeki en iyiyi ya da kendi değerini bulmakla veya tıp adamlarının meşgul oldukları akli konularla ilintili değildir. Bu konu daha önce dualite konuşmasında anlatıldığı gibi insan siz ile evrensel siz arasındaki köprüyü bulmakla ilintilidir bu köprüyü bulmanız tüm yaşamınızı değiştirecektir. Bu ayrıca gezegenin titreşimini yükseltmek için yaşamınızın geriye kalan bölümünde ne yapabileceğiniz hususunda size çok daha geniş bir perspektif verecektir. Kısacası o sizin için her şeydir. O bu zamanda ana direktiftir ve geriye kalan karmanızı hızlı bir biçimde halletme yoludur. Birçoğunuz işlerin işleyişini, tarihini ve anlamını anlamaya çalışarak bir hayli zaman harcarsınız. Bazılarınız izah edilemeyen fenomenleri ya da nesnelerin ve yapıların mistik anlamlarını çözebilmek için büyük miktarlarda enerji ve para harcarsınız. Bu sizin kendini keşfetme konusuna beşeri, akli yaklaşımınızdır. Bu ayrıca anlamadığınız şeylerin ki temelde doğrulanmasını isteyen yanınızı temsil eder. Bu yöntemler size geçmiş enerjiler içinde iyi hizmet etmiş olsalar da onlar yeni enerjide sınırlı bir değere sahiptirler. Siz beyninizin nasıl çalıştığını da henüz anlamıyorsunuz. Ama sırf onu anlamıyorsunuz diye onun geçerliliğini yatsıyamazsınız. Ve kuşkusuz buradaki ironi onu sorgulamak için yine onu kullanmak zorunda olmanızdır. Şimdi gerçek kimliğinizin özünü ve duygusunu kavramanızın, siz olan Tanrı'nın parçasını gerçekten görmenizin zamanı gelmiştir. Daha önce belirtildiği gibi, bu şimdi daha kolaydır ve seçilmiş az sayıda varlık yerine hazır olan herkese sunulmuştur. Bu yüzden kendini keşif konusu kudret, heyecan ve gerçekleşen rüyalarla dolup doludur. Bu sizin idareyi üstlenme eyleminizdir. Bu hissedilen ama analiz edilmeyen bir eylemdir. Ve bu sizin önünüzde durup kendisini kabul ve tasdik etmenizi bekleyen yeni armağanınızdır. Ancak onunla ilgili korkunuzu aşmak cesaret gerektirir. O akli arayış ve çabanın yerini almaz, onu büyük ölçüde güçlendirir. Bazı bilim adamlarınız son birkaç yıldır tamamen farklı bir düşünme yöntemi izlemekteler ve bu yöntemi kendinizi keşfetme konusunda örnek almanız sizin için yararlı olur. Geçmişte bilim adamlarının ortada olan bir bilimsel gizemden yola çıkarak daha ileri varsayımda bulunabilmeleri için önce o gizemin varsayımının çözülmesi gerekirdi. Bu da ilk gizem çözülene kadar herkesi düşünmeye son vermeye zorlardı. İleri düşünüşlü bilim adamlarınız bu tür mantıki bölmelere ayırmanın belirli inceleme tipleri için kusurlu olduğunu fark ettiler. Şimdi onlar dikkatli deneye dayanan açık ikiye bölünmeli sonuçlara eriştiklerinde mantıklı bir açıklama olmadan ama böyle bir açıklamanın var olduğunu bilerek ve o anda ne aradıklarını bilmeseler de eğer bulmacayı araştırmayı sürdürürlerse bu açıklamanın kendini göstereceğini düşünerek çalışmaya devam ediyorlar. Onlar daha sonraki deneylerini bilinen mekaniklerin işleyişine değil, geçmişte gözlemlenen davranış ve beklenen gelecek davranış olasılığına dayandırıyorlar. Bu itimaktır. Bundan dolayı bu tutumla içinizde en akli olanlarınıza bile hitap ediyorum. Eğer kim olduğunuzu hissetme alıştırmasını yapmaya çalışır ve rehberlerinizden bu süreçte size yardım etmelerini sözlü olarak isterseniz, öte taraftan bunun akli tarafı ile ilgili olarak da nasıl ilerleyeceğiniz konusunda muazzam bir bilgelikle çıkarsınız. Sizden gerçeği bilmek isteyen mantıksal tarafınızdan vazgeçmenizi asla istemiyorum. Sizden yapmanızı istediğim şey uçağı uçurmayı öğrenip hayal edilemez yüksekliklere çıkmanın nasıl bir şey olduğunu hissetmenizdir. Sonra aşağı inip motoru açabilir ve onun nasıl çalıştığını keşfetmeye çalışabilirsiniz. Şimdi size bir mesel sunacağım. O yaşamın kendisi ve özellikle kendini keşif hakkında sizin insani durumunuzla ilgili birçok facet içermektedir. O ayrıca evrenin nasıl işlediği ve size nasıl karşılık verdiği hususunda içgörülü olanlarınız için bir tablo çizecektir. Eğer bu meselde anlamadığınız bir şey olursa bu konuda rehberlerinizden yardım isteyebilirsiniz. Bu mesele sevgiyle sunuyorum. Ders Odası Bir zamanlar adına Vo diyeceğimiz bir insan vardı. Vo'nun cinsiyeti bu öykü için önemli değildir. Ama sizin nötr cinsiyetli bir insan için yeterli bir sözcüğünüz olmadığından biz bu insanın bir erkek olduğunu söyleyelim. Kültüründeki tüm insanlar gibi Vo da bir evde yaşıyordu ama o sadece içinde yaşadığı kendi odasıyla ilgileniyordu. Odası güzeldi ve onu o halde tutmaktan o sorumluydu ve o da böyle yapıyordu. Wo iyi bir yaşam sürdü. O asla aç kalmazdı. Çünkü yiyecek boldu. O asla üşümezdi. Çünkü daima örtünecek şeylere sahipti. Wo büyürken kendi hakkında birçok şey öğrendi. O kendisini mutlu hissettiren şeyler öğrendi. Ve o duvarına asıp baktığında onu mutlu eden nesneler bulurdu. Bo ayrıca kendisine üzüntü veren şeyleri ve üzgün olmak istediğinde bu şeyleri duvara nasıl asacağını da öğrendi. Bo ayrıca onu kızdıran şeyleri öğrendi ve duvara asıp kızgın olmak istediğinde bakabileceği şeyler buldu. Diğer insanlar gibi Wo'nun da birçok korkusu vardı. O hayatta temel şeylere sahip olduğu halde diğer insanlardan ve belli durumlardan korkuyordu. O değişim yaratacak insanlardan ve durumlardan korkuyordu. Çünkü o kendini alışık olduğu gidişat içinde güvenlikte hissediyordu ve onu bu hale getirebilmek için çok çalışmıştı. Wall sakin ve istikrarlı odasına hakim olabilecek durumlardan ve bu durumları idare eden insanlardan korkuyordu. O Tanrı hakkında diğer insanlardan bir şeyler öğrenmişti. Onlar ona bir insan olmanın çok küçük bir şey olduğunu söylemişler ve Vo da buna inanmıştı. Her şey bir yana o çevresine baktığında milyonlarca insan ama sadece tek bir tanrı görüyordu. Ona tanrının her şey, kendisinin ise bir hiç olduğu ama eğer samimiyetle dua eder ve dürüst bir yaşam sürerse tanrının sonsuz sevgisi içinde onun dualarına karşılık vereceği söylenmişti. Böylece Wo Dindar bir insan olarak korktuğu insanların ve durumların değişiklikler yaratmamaları böylece odasının değişmeden kalabilmesi için Tanrı'ya dua etti. Ve Tanrı Wo'nun bu dileğini kabul etti. Kendisine bir biçimde nahoş şeyler hatırlattığı için Wo geçmişten de korkuyordu. Böylece o bu şeyleri onun belleğinden silmesi için Tanrı'ya dua etti. Ve Tanrı Wo'nun... Bu dileğini de kabul etti. Wo ayrıca değişim potansiyeli taşıdığı, karanlık ve belirsiz olduğu için gelecekten de korkuyordu. Wo bu kez geleceğin onun odasına değişim getirmemesi için Tanrı'ya dua etti ve Tanrı onun bu ricasını da kabul etti. Wo asla odasının uzak köşelerini araştırmadı. Çünkü bir insan olarak gerçekten ihtiyaç duyduğu her şey bir köşede bulunuyordu. Arkadaşları onu ziyarete geldiklerinde onlara gösterdiği köşe burasıydı ve burası ona yetiyordu. Wo 26 yaşındayken ilk kez odanın öbür köşesinde bir devinim sezinledi. Bu onu çok korkuttu ve o hemen Tanrı'ya onu uzaklaştırması için dua etti. Çünkü bu devinim onun odada yalnız olmadığı anlamına geliyordu. Bu kabul edilebilir bir durum değildi. Tanrı Wo'nun duasını kabul etti ve devinim sona erdi. Ve Wo artık ondan korkmadı. Wo 34 yaşına geldiğinde devinim yeniden başladı. Ve yine Wo onun kesilmesini istedi. Çünkü çok korkuyordu. Devinim durdu ama bu sırada Wo o köşede daha önce hiç fark etmediği bir şeyi gördü. Orada bir kapı vardı. Kapının üzerinde de garip bir yazı vardı. Ve Wo bunun ima ettiği şeylerden korktu. Wall, dini liderlere bu garip kapı ve deminin hakkında sorular sordu. Onlar da o kapıya yaklaşmaması için woyu uyardılar. Çünkü o ölüm kapısıydı ve eğer merakını yenemeyip o kapıyı açarsa kesinlikle ölecekti. Onlar ona ayrıca kapının üzerindeki yazının da şeytani bir yazı olduğunu ve ona bir daha asla bakmamasını söylediler onun yerine onu kendileriyle ritüellere katılmaya ve yeteneğini ve kazancını gruba vermeye teşvik ettiler ve böylece selamette olacağını söylediler. Wo 42 yaşındayken devinim yeniden başladı. Wo bu kez o kadar korkmamasına rağmen yine de onun kesilmesini istedi ve istediği oldu. Tanrı dualarını tümüyle ve çabucak yanıtlıyordu. Wo dualarının sonuçlarından dolayı kendini güçlenmiş hissediyordu. Vo 50 yaşındayken hastalanıp öldü ve öldüğünün gerçekten farkına varmadı. O köşedeki devinimin yeniden başladığını fark etti ve yine onun kesilmesi için dua etti. Ama bu kez devinim sona ereceğine tam tersine daha belirgin hale geldi ve ona daha çok yaklaştı. Vo korkuyla yatağından kalktı ve fiziksel bedeninin yatakta kaldığını ve kendisinin artık ruh formunda olduğunu gördü. Devinim yaklaştıkça Wo onu bir biçimde tanımaya başladı. Bu kez korkmak yerine meraklanmıştı. Ve ruh bedeni her nedense ona doğal görünüyordu. Wo şimdi o devinimin aslında ona yaklaşan iki varlık olduğunu gördü. Beyaz figürler yaklaştıkça içlerinde bir ışık varmış gibi pırıldamaya başladılar. En sonunda onun önünde durdular ve Vo onların ihtişamı karşısında şaşırıp kaldı ama korkmadı. Figürlerden biri Vo'ya hitap ederek gel sevgili varlık artık gitme zamanı dedi. Figürün sesi yumuşak ve tanıdıktı. Vo hiç duraksamadan ikisiyle birlikte yürüdü. Dönüp arkasına yatakta uyur görünen cesedine bakarken tüm bunların ne kadar tanıdık olduğunu hatırlamaya başladı. Olağanüstü bir duyguyla dolmuştu ama bu duyguyu izah edemiyordu. Varlıklardan biri elini tutup onu direkt olarak üzerinde o garip yazının bulunduğu kapıya götürdü. Kapı açıldı ve üçü içeri girdiler. Vol kendini her iki taraftaki odalara açılan kapıların yer aldığı uzun bir koridorda buldu. Kendi kendine bu gerçekten de sandığımdan çok daha büyük bir evmiş diye düşündü. Vol birinci kapının üzerinde çok daha garip yazıların bulunduğunu fark etti beyaz varlıklardan birine sağdaki bu ilk kapının ardında ne var diye sordu. Beyaz figür tek bir söz söylemeden kapıyı açtı ve Wo'ya girmesini işaret etti. Wo içeri girer girmez şaşkınlık içinde kala kaldı. O da tabandan tavana dek onun en çılgın hayallerini bile aşan hazinelerle doluydu. Orada altın külçeler, inciler ve elmaslar yığılıydı. Sadece tek bir köşede bile tüm bir krallığa yetecek kadar yakut ve değerli taş vardı. Vo ışıldayan beyaz varlıklara baktı ve burası neresi dedi. Daha iri olan beyaz varlık konuştu ve dedi ki burası senin bolluk odandır. Eğer buraya girmek isteseydin o şimdi de sana aittir ve gelecekte de senin olarak kalacaktır. Vo bu bilgi karşısında hayrete düşmüştü. Koridora döndüklerinde Wow sol taraftaki ilk odada ne olduğunu sordu. Bu üzerindeki yazıların bir biçimde anlam ifade etmeye başladığı bir başka kapıydı. Beyaz varlık odanın kapısını açarken, "Burası senin huzur odandır. Eğer kullanmayı isteseydin," dedi. Wow odaya girdiğinde kalın beyaz bir sis tarafından kuşatıldı. Bu sis canlı görünüyordu çünkü hemen bedenini örtmüştü ve Wow onun içinde soluk alıp veriyordu. O büyük bir huzur ve rahatlık duygusuyla dolup taşmıştı ve bir daha asla korkmayacağını biliyordu. O daha önce hiç duymadığı bir huzur duyuyordu. O orada kalmak istiyordu ama diğer varlıklar ona yola devam etmeleri gerektiğini işaret ettiler ve hep birlikte uzun koridor boyunca ilerlemeye başladılar. Sol tarafta bir başka kapı vardı. "Vo, bu oda nedir?" diye sordu. Daha küçük olan beyaz figür Burası sadece senin girebileceğin bir yerdir dedi. Wo odaya girer girmez tüm varlığı altın bir ışıkla doldu ve o bunun ne olduğunu bildi. Bu Wo'nun kendi özü, aydınlanması, geçmiş ve gelecek bilgisiydi. Bu Wo'nun ruh ve sevgi ambarıydı. Wo sevinçten ağladı ve çok uzun bir zamandır ilk kez gerçeği ve anlayışı içine mesederek öylece durdu. Refakatçileri ise içeri girmeden sabırla beklediler. En sonunda Wo tekrar koridora çıktı. Değişmişti. Kendisine eşlik eden varlıklara bakıp onları tanıdı. Doğal bir biçimde siz rehberlersiniz dedi. Hayır diye karşılık verdi daha iri olan varlık. Biz senin rehberleriniz. Sonra tam bir sevgiyle devam etti. Biz senin doğumundan beri tek bir nedenden ötürü buradaydık seni sevmek ve kapıyı görmene yardım etmek için oysa sen korktun ve bizden geri çekilmemizi istedin ve biz de geri çekildik biz sevgiyle senin hizmetindeyiz ve senin enkarnasyon ifadene saygı duyuyoruz wo onun sözlerinde hiçbir kınama hissetmedi onların kendisini yargılamadıklarını ona saygı duyduklarını anladı ve sevgilerini hissetti wo kapılara baktı ve şimdi onların üzerindeki yazıları okuyabildiğini fark etti. Koridor boyunca yürürken üzerinde şifa, kontrat yazan kapılar gördü. Birinin de üzerinde sevinç yazıyordu. Wo bu koridorda istediğinden daha fazla şey gördü. Çünkü koridor boyunca sıralanan bazı kapıların üzerinde doğmamış çocuklarının isimleri vardı. Ve hatta birinin üzerinde dünya lideri yazıyordu. Wo neyi kaçırdığını anlamaya başlamıştı ve onun düşüncelerini okurcasına rehberler şöyle söylediler. Ruhuna sitem etme çünkü bu uygun bir şey değildir ve senin ihtişamına hizmet etmez. Wo bunu tam olarak anlamadı. Başını çevirip koridorun giriş kapısına baktı ve kapının üzerindeki başlangıçta onu korkutmuş olan yazıyı gördü. O yazı bir isimdi, onun ismiydi, gerçek ismiydi. Ve şimdi o tam olarak anlamıştı. Wo artık rutin programı biliyordu. Çünkü şimdi her şeyi hatırlıyordu ve o artık Wo değildi. O rehberleriyle vedalaştı ve sadakatlerinden ötürü onlara teşekkür etti. O orada uzun bir süre onlara sevgiyle bakarak durdu. Sonra dönüp koridorun sonundaki ışığa doğru yürümeye başladı. O daha önce de burada bulunmuştu. O özünü tekrar bulmak üzere yaratılış mağarasına yapacağı üç günlük kısa yolculukta ve sonra dünyadayken sevdiği ve yitirdiği varlıklar da dahil olmak üzere onu yürekten sevenlerin kendisini beklediği onur ve kutlama salonunda onun neyin beklediğini biliyordu. O daha önce de orada olduğunu ve nereye gitmekte olduğunu biliyordu. Vo yuvaya geri dönüyordu. 10. Bölüm kendini keşfetme konusunda okurların soruları. Soru Ben nötr aşıyı talep ettim ama bu isteğimin henüz kabul edilip edilmediğini bilmiyorum. Şimdiden daha canlı rüyalar görmeye başladım ki bu benim için çok olağan dışı ve yaşamımın bu aşamasında normal olarak yaşadığımdan daha ciddi derecede ve uzunlukta bir depresyon yaşadım. Bunlar isteğimin gücüyle ya da rehberlerimin üstad rehberlerin gelmeleri için beni hemen terk etmeleriyle ilintili olabilir mi? Yanıt, sevgili varlık, aşıyı talep edebileceğinizi okuduğunuz ve onu kabul etmeyi sözlü olarak taahhüt ettiğiniz anda yaşamınızda değişiklikler başladı. Unutmayın ki ruh sizi bilir ve o sizin doğrusal zaman çerçevenizde bulunmaz. Bu bizim sizin isteğinize, siz onu talep etmeden çok önce hazırlandığımız anlamına gelir. Yani yeni rehberleriniz siz niyetinizi ifade ettiğiniz anda gelip sizin yanınızda hazır beklediler. Sizin kültürünüzde verilen bir söze saygı gösterildiği kadar niyete de evren tarafından o kadar saygı gösterilir ve bu yüzden sizin ricanız da doğal olarak derhal kabul edilmiştir. Asla sezginizin size olmakta olduğunu söylediği şeyi zihinsel bir biçimde analiz etmeye çalışmayın. Bunun size bir yararı olmaz. Siz yakın gelecekte daha fazla aydınlanma ve çevrenizdekiler hakkında daha bilge bir hissediş beklemelisiniz. Soru Kitabınızın yaşayabileceğimizi bildirdiği olumsuz şeyleri yaşamaktan korktuğumu gördüm. Nötr aşıyı istiyorum ama karanlığa ve depresyona girmek istemiyorum. Ayrıca kocamı kaybetmekten de korkuyorum ve bunu istemiyorum. Sizce zihnim karışmış durumda mı? Yanıt, eğer daha çok insan sizin mektubunuzda yaptığınız gibi korkularını sözlü olarak ifade edebilseydi, karmik nitelikleri hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olabilirdi. Sorunuzu önce genel, sonra da özel olarak yanıtlamama izin verin. İnsan olmanın ortak yanlarından biri de astralden korkmaktır. Ve bu aslı astarı olmayan bir şeydir. Aşıdan korkmayın. Asla bu aşı yüksek benliği selamlamanın ilk adımıdır. Geçici olarak yoksun bırakıldığınız ve en sonunda sizi selamlayıp sizinle bir olmak için bekleyen o parçanızı. Siz bu aşıyı ve onun gerçekleşme sürecinin gereklerini bir şeye sahip olmak için bir başka şeyi kurban etmenizi şart koşan bazı dünya ritüelleriyle karıştırmış olabilirsiniz. Nötr aşı asla böyle bir şey gerektirmez. Onun yerine siz olgun bir bilgeliği, içsel huzuru ve elbette korkusuzluğu kabul edebilecek şekilde hazırlanır ve temizlenirsiniz. Bu işlemi herhangi bir fedakarlık türüyle karıştırmayın. Siz yeni giysiler kuşanmadan önce bedeninizi temizlediğinizde bu size acı verir mi? Burada da bir ceza söz konusu değildir. Ayrıca şunu da bilin. Siz bu aşıyı talep ettiğinizde kontratınızın tamamlanmasını talep etmektesinizdir. Bu sizin mükemmel senaryonuzdur ve sizin için onu yerine getirmenizden daha iyi bir şey olamaz. Evren size kontratınızı tamamlamanız için bir gereç verdiğinde size olumsuz bir şey vermeyecektir. Sevgili varlık, siz terk edilmekten çok korkuyorsunuz. Bu korku sizin ta ruhunuzdan haykırmaktadır. Bu gerçekten sizin karmik niteliğinizdir ve bu iptal olunacak şeyin ta kendisidir. Siz rehbersiz kalmaktan ve eşinizi yitirmekten korkuyorsunuz. Aşının bu korkuyu temizlemeye başlayacağını anlamalısınız. Özellikle sizin durumunuzda. Siz artık terk edilme korkusu sergilemediğinizde eşiniz bir şeylerin değiştiğini anlayacaktır ve o zaman siz onun için çok daha dengeli bir eş olacaksınız. Siz dengeye kavuştuğunuzda çok daha iyi bir ilişki ve en sonunda da bu korku karmasından kurtulmayı bekleyin. Sadece eğer eşiniz ya da sevgiliniz özellikle karmayı sergilemek için orada bulunuyorsa sizi terk edecektir ve sizinki bunlardan biri değildir. Aşıdan korkmayın. Sizin niyetinizi belirtmenizden dolayı bir yeni rehber zaten yerini almıştır ve öbürleriyle de kolay bir zaman geçireceksiniz. Sizi ana babanızın sevmesi gerektiği ama sevmediği kadar ölçüsüzce seviyoruz. Ruh sizi terk etmeyecektir. Soru, rehber değişimini ve nötr aşıyı talep etmek istediğimi biliyorum. Ama şu anda sizinle bir danışma celsesi yapacak kadar size yakın olmak isterdim. Ben eğer aşıyı alırsam aileme acı vermekten korkuyorum. Benim 10 ve 15 yaşında iki çocuğum var. Onlarla karmik bağlara sahip olduğumu biliyorum.'' Ve şu anda bir ikilem içindeyim çünkü onları kaybetmek istemiyorum. Yanıt, geçen hafta özel bir celsede çocuklarını ruhun sunağına yerleştirip iç huzuru duyması öğütlenen sevgili bir anne ile birlikteydim. Bu bize direkt olarak ruhun çocuklarınızı kurtarmak istiyorsanız onları Tanrı'ya kurban etmeye gönüllü olmalısınız şeklinde çok güçlü bir tarihi mesaj vermek istediği İbrahim ve İshak'ın çok eski öyküsüne getirir. Mesaj sizin içinde açıktır. Bu değerli çocuklar, yetişme çağları boyunca sizinle birlikte olacaklardır. Ve eğer siz onları ruhun şemsiyesi altında yetiştirmeye gönüllüyseniz, onlar sizden alınmayacaklardır. Aslında sevgili varlık, sizin durumunuzda, sizin değişiminiz, çocuklarınızı da olumlu bir tarzda etkileyecektir. Onları yitirmek yerine, siz onlara başka türlü verilemeyecek, büyük bir armağan vereceksiniz. İşte bu ruhun çalışma biçiminin şahane güzelliğidir. Gönüllü olun ve ruh niyeti onurlandırır. Nötr aşı sizi değiştirir. Bu da çevrenizdekileri etkiler ve yaşamınızda ihtiyaç duyduğunuz şeyler için sizi ruh ile birlikte yaratan yapar. En çok değişen şey korkudur. Başka türlü sizi dengesizlik sarmallarına sokacak korkularınız aniden geri çekilip ortadan kaybolurlar. Ve siz orada durup ne olduğunu merak edersiniz. Siz süreç içinde dengeye kavuşursunuz ki bu çocuklarınızın görüp zevk alacakları ve yaşamlarının geri kalan kısmı boyunca taklit etmeye, geçmeye çalışacakları bir şey olacaktır. Onlar siz bu dünyadan ayrıldıktan çok uzun zaman sonra bile annelerinin olaylara ve insanlara nasıl tepki gösterdiğini nasıl yaklaştığını hatırlayacaklar ve bu şeyler onları etkileyecek. Bunlar sizin çocuklarınızla yaptığınız kontratınızdır. Siz kitabı da bu yüzden aldınız. Lütfen bu konuda huzur içinde olun ve bir sonraki düzeye çıkmayı talep ederken ruha çocuklarınızla olan kontratınızı tanıdığınızı bildirin. Tüm bunlara giden sevgiyi görebiliyor musunuz? Soru: Ben duygusuz bir insan haline gelmek istemiyorum nötr aşı beni pasifleştirecek mi? Eğer ben nötrleşmiş karmanın dramına artık tepki göstermeyeceksem geriye ne kalacak? Peki gülecek miyim? Yanıt, insani olan, gülen, neşeli olan ve seven yanınız, siz bu gezegene geldiğinizde ruhtan size değişmeden geçen tek yandır. Siz ruhun gerçek huzurunu aldığınızda boş bir duygusal gündem de alırsınız.'' Bunun ne anlama geldiğini anlayın. Bu artık duygulara sahip olamayacağınız anlamına gelmez. Bu sadece sizin onları karma üzerinde israf etmeden kullanmakta özgür olduğunuz anlamına gelir. Artık endişe, korku ve öfke yoktur. Artık eski karmik ilişki ve etkileşim dramını çok daha hoşnut edici ve olumlu kutlama, sevinç, sevgi ve hatta güldürü niteliklerine dönüştürebilirsiniz.'' özellikle güldürüye. Sözlerim sizi güldürdü mü? Soru, 3 ve 6 yaşlarında iki çocuğum var. Onları yitirmekten korktuğum için aşıyı talep etmeye de korkuyorum. Ayrıca kocamla aramızda neler olacağından da emin değilim. O spiritüel bir insan olmasa da iyi bir baba ve kocadır. Onu da yitirmek istemiyorum. Ne yapmalıyım? Yanıt, hemen aşı için niyet edin sizin ve tüm insanların bilmeleri için söylüyorum. Aşı sizin ödülünüzdür. Bu işlem kesinlikle bir şeyleri kurban vermeyi ya da ızdırap çekmeyi içermez. Yaşamınızı terk edecek olanlar uygun kişiler olacaktır. Artık onlarla işinizin bittiği kişiler. Sizinle karmalarını tamamlamak için orada bulunan kişiler. Geçiş dönemi bazıları için zordur özellikle karmik niteliklere derin bir biçimde karışmış olanlar için sizin gibi denge sağlamış ve değişime hazır olanlar ve sunulan temel gerçeği idrak edenler rehber değişiminde çok büyük bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Çocuklarınızdan söz edelim. Bunu görmeniz sizin için önemlidir. Çocuklar ve siz bu dünyaya gelmeden önce birbirinizi dikkatle seçtiniz. Tüm annelerin durumunda olduğu gibi yetişme dönemleri boyunca onlar sizindir. Hiçbir annenin aşı yüzünden çocuklarını yitireceğinden kaygılanması gerekmez. Bu evrensel açıdan uygun bir şey değildir. Çocuklar eğer sizin ölçülülük ve hoşgörü sınırlarınızı sınarlarsa bile bu uygundur. Çünkü aşı böyle durumlarda da size yardımcı olacaktır. Çocuklar büyüdükten sonra ne olacağı ise bir başka öyküdür. Çünkü onlar o zaman ruha ve karmaya karşı sorumlu olacak ve sizinle bununla bağlantılı olarak ilişki kuracaklardır. Evren çocukları sizin sevdiğiniz kadar sever ve sizin orada onlara bakmanıza ihtiyaç duyar. Zaman zaman onların gözlerine bakıp onları tanımaya çalışın. Bu konuda ruhtan bilgi isteyin. Bu çoğunlukla rüyalarda verilir ve onların gerçekte kim olduklarını bilmek eğlendirici, ironik ve yararlı olabilir. Kocanıza gelince, onun spritüalitesinin siz aşıyı alırsanız size olacaklarla hiçbir ilgisi yoktur. O da derste bulunan her insan kadar sevilmektedir ve o da kendi yoluna ve sürecine sahiptir. Sizin onunla ilişkiniz ve bunun sonucunda dünyaya gelen çocuklar gerçekten karmanızın bir parçasıdır.'' ama aşıdan sonra olacakların olumsuz olması gerekmez. Birinci kitaptaki mesajlar potansiyel olarak olabileceklerle ilgili uyarılardır ve bunlar en ağır karmaya sahip olanlar yaşayabilecekleri şeylere hazır olabilsinler diye verilmiştir. Eğer eşiniz sizin sürecinize hoşgörü gösteriyor ve kişisel arayışınızda sizi rahat bırakıyorsa, o zaman bu size ikinizin arasındaki karmanın onu sizden uzaklaştıracak türde bir karma olmadığını göstermektedir. Geçmiş yaşamlarda olanlara dayanarak sizin beraberliğinizin çok uygun olduğunu ve ağır bir nitelik içermediğini söyleyebiliriz. Aşıyı almak sizi değiştirecektir ama eşiniz bu değişimden hoşlanabilir ve bu da beraberliği daha iyi bir hale getirebilir. Dengeli herhangi bir insanın bu yeni gücü vaaz etmesine asla bir ihtiyaç yoktur ve hiçbir insan kendisi aşıyı aldıktan sonra çevresindeki kişiyi aşıyı almadı diye onu yanlışta olarak nitelendirmeyecektir. Çünkü aşının sonucunda elde edilecek bilgelik ve denge bunu olanaksız kılar. Soru, Kiryon'un birinci kitapta hastalıkla ilgili olarak yaptığı bir anahtarın kilide uyması tarifi bana çok anlamlı ve makul geldi. Peki hastalığın nedeni keşfedilir ve söz konusu inanç değiştirilirse ve yeni bir aşıya hak kazanılırsa bu o kilidi de değiştirip kişiyi iyileştirir mi? Bununla birlikte Kiryon ayrıca dengeli bir insan ile hasta bir insanın yüksek benliklerinin iletişim kurmasıyla şifanın bir anda meydana geldiğini de söylüyor. Bu hastalığın nedenini bulmaya çalışmanın önemsiz olduğu anlamına mı gelir? Peki düzenli olarak elleri hastanın bedenine koyarak şifa vermeyle bir sonuç elde edebilir miyiz? Ve insanın kendi kendini iyileştirmesi mümkün müdür? Yanıt, sevgili varlık, bu yanıt hepiniz için uygundur. O şifa ile ve bireysellik ve kontratlar ve dolayısıyla da geçmiş yaşamlarla ilintilidir. Kuşkusuz nötr aşıyı talep etmek kişisel şifayı sağlayacaktır. O bunu sağlamanın en hızlı yoludur. Kanserden kurtulan sevgili varlık vakasında görüldüğü gibi o aşıyı alır almaz büyük bir beyin tümöründen kurtulmuştur ve tümör sadece sönmemiş tamamen yok olmuştur. O çok açık bir biçimde şifaya hazırdı ve bedeni sadece onun niyetini sözlü olarak ifade etmesini bekliyordu. Bu ne güçtür? ve o şimdi sizindir. Kilitteki anahtar mesajı, dünyalı bilim adamlarının görmeleri gereken bilimsel biyolojik bir mesajdı. Çünkü orada tedaviler için ipuçları vardı. Evrensel şifa için dünyevi arayışınızı sürdürmeniz uygundur. Bu şimdi kendinizi kişisel olarak iyileştirmek üzere sahip olduğunuz güçten tamamen ayrıdır. Birisi herkes için biyolojik keşiftir diğeri ise sizin yeni kişisel gücünüzdür. Ruhsal bakımdan hastalıklar sizin kontratınızın bir parçasıdır ve geçmiş yaşamları ve sizin burada bulunuş nedeninizi yansıtır. Onu aslında siz seçersiniz. Çünkü siz dünyada değilken bir sonraki enkarnasyonunuzu planlarsınız. Siz kendiniz için dersleri ve potansiyel olarak da çözümleri seçer, bu suretle de gezegenin titreşimini yükseltirsiniz. Önceden mukadder kılma diye bir şey olmadığını hatırlayın. Bu, her insanın iyileşme potansiyeline sahip olduğu, kimsenin umutsuz bir durumda bulunmadığı anlamına gelir. Bu tümüyle insanın bunu kabul etmeye ne kadar hazır olduğuna bağlıdır. Bu zamanda iyileşmesi onun kontratına hizmet edecek midir? Yoksa bu konuda geçirmesi gereken daha çok şey mi vardır?'' İşte bu yüzden biz siz dengeli varlıklara başkalarına şifa sunmanızı öğütlüyoruz. Elleri hastanın üzerine koyarak şifa verme harikulade bir yöntemdir. Siz her fırsatta başkaları için bu yöntemi kullanmalısınız. Tek bir dengeli şifacı ile bile bir anda şifa gerçekleşebilir. Ya da aşıyı aldıktan sonra iyileşen kanser hastası kadın örneğinde olduğu gibi bu kendi kendine yapılabilir yani birlikte yaratılabilir. Bu tümüyle bireyin kişisel yoluna bağlıdır. Bazılarınız şifa sağlaması için yeni çağ mekanik gereçlerine ihtiyaç duyabilirler. Akli yanınız bunu yalnız başınıza yapabileceğiniz inancına çok direndiğinden o bu tür bir fiziksel yardıma ihtiyaç duyar. Tüm bunlar uygundur. Çünkü evren sizin yollarınızdaki farklılıkları tanır ve kabul eder. Tüm bunlar bu yüzden de böylesine karmaşıktır. Sen bu bilgilerden kendi ihtiyacın olanı özetleyip çıkarabilirsin. Ruhen olup biteni anlamaya çalışmayın. Varsayımlarda bulunmayın. Siz yargısız bir biçimde şifayı sunmak durumundasınız. Bu o kişinin üzerine ellerinizi koyarak şifa vermek olabilir. O kişinin haberi bile olmadan meditasyon ve dua yoluyla ona şifa vermek olabilir bireyin alıp kabul ediciliğine ve karmik yoluna bağlı olarak şifa bulması ya da bulmaması uygun olacaktır. Sonra olumsuz ya da olumlu sonuçlar için sorumluluk üstlenmeden onu yalnız bırakın. Çünkü siz sadece ona işlemi sunmak üzere oradasınız. Onu ille de başarmak için değil. Daha sonra yeni gücünüzü kullanarak kendiniz için birlikte yaratmayla başkalarına yardım etmenin uygunluğu arasındaki farktan söz edeceğim. Sizin birlikte yaratma gücünüz sadece sizin içindir. Sizin başkalarına öğüt ve şifa verme gücünüz de çok kuvvetlidir. Ama diğerlerinin sürecine boyun eğmek durumundadır. Tıpkı bu yazıların siz gerçekten onlara inanmaya hazırsanız size bir hayli şey sunabileceği ama size bir şeyler yaptıramayacağı gibi. Aşağıda Mart 93'te alınan ve 96. sayfadaki yanıtta atıfta bulunulan bir okur mektubu yer almaktadır. Sevgili kiriyor, 2 yıl önce bende büyük bir beyin tümörü bulunduğu teşhis edildi. Bunun sonucunda geçirdiğim ilaç tedavisi, operasyon ve radyasyon tedavileri bir sonuç vermedi. Tümör büyümeye devam etti ve yaşamımı tehdit edici boyutlara ulaştı. Bu zaman esnasında kutsal bir yeri ziyaret ettim. Ayrıca kutsal kabul edilen bazı kişilerden dualar ve hatıralar aldım. Her duayı tekrarladım ve her hatırayı kullandım. Her türlü metafiziksel yaklaşımı uyguladım ama tümör büyümeye devam etti. Sonra 1992 yılının Aralık ayında kızım bana Kiryon'un birinci kitabını verdi. Kiryon'un sözleri üzerinde düşünmek ne büyük bir zevkti. 5 Ocak'ta kocam ve ben nötr aşıyı talep etmeye karar verdik. 21 Ocak'ta tüm testler tümörün çok aktif olduğunu gösteriyordu ve bir başka MR yapılmasına karar verildi. Hastaneye giderken yolda eşim ve ben nötr aşı ritüelimizi yaparak tam karmanın iptal olmasını talep ettik. 26 Ocak'ta doktorum beni aradı ve çok heyecanlı bir sesle tümörün yok olduğunu bildirdi. Kiryon'u yayınladığınız için çok teşekkür ederim. Sonraki kitabınızı şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz. İçtenlikle.